Ya da işte sosyal medyada yine benzeri neydi Derya Büyükuncu isimli 100 bin dolardan fazla bu devletin bu milletin parasını burs olarak alıp e, milli yüzme antrenmanlarına bu sayede başladığını kendisi de itiraf ediyor. Diyor ki bana hiç destek olunmuyordu. Gittim bakanla konuştum spordan da anlıyor diyor. AK Parti iktidarından bahsediyor ve AK Parti öncesinde sıfır destek aldığını söylüyor. Yüz küsür bin dolar para aldığını ve e, bu şekilde hazırlandığını söylüyor. Ama şimdi bakıyorsunuz ne diyor? Diyor ki işte 20 kazan şey helva pişirdim. Evet, e, kimisi helva hazırlıyor, kimisi Efendim geçmiş olmasın diyor. Hüdaka'ya o ifadeyi kullanıyor. Sonra büyüklerimin e, ricası üzerine o tweetimi sildim ben diyor. E ben de kendisine soruyorum. PKK'nın katlettiği insanlar için hiçbir üzüntü emaresi göstermeyen ama PKK'lı bir terörist öldürüldüğü zaman hemen ortaya çıkıp ya işte barıştı, şuydu buydu diyen Hüdakaya şimdi bir cumhurbaşkanının, bir siyasetçinin ki kendisinin başındaki örtüyle meclise girmesinin de bir anlamda ortamını hazırlayan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Hüdakaya değil HDP, CHP milletvekili olmaya kalksa hangi partiden isterse istesin aday olduğu takdirde başörtüsüyle o meclise giremezdi. Tayyip Erdoğan'ın sayesinde, Tayyip Erdoğan'ın sağladığı o özgürlük ortamı sayesinde o belli askeri vesayetin tümüyle zincirlerinin kırıldığı dönemden sonra artık başörtülü milletvekili adayı olunabilecek seviyeye geldik. Ve o sayede Hüda Kaya şimdi başörtüsüyle birlikte mecliste milletvekili olarak görev yapıyor. Ama gelin görün ki onun kıyafetine dokunulmadan mecliste görev yapmasını sağlayan kişiye de böyle nankörlük yapabiliyor. Ama tinetlerini göstermiş oluyorlar, seviyelerini göstermiş oluyorlar. Ben hiçbir şekilde Hüday Kaya veya Derya Büyükuncu efendim şunu demiş. E, Hazreti Peygamber için kimse efendim peygamberle Tayyip Erdoğan'ı birbirine kıyaslıyor mu demesinler. Tabii ki peygamberin yeri bambaşkadır. Ama biz peygamberin yolundan gitmek için çaba sarf ettiğimize göre Hazreti Peygamber'e hayvan işkembesi atılan örnekler bizim önümüzde duruyorsa bir sıradan insan olan, beşer olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da Hayvan işkembesi de atılsa, başka başka şeyler de yapılacak olsa bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Biz oturduğumuz zaman masaya sen PKK'lı teröristler için bile içim sızıyor diyen bir kadın mısın? Evet. Öyle bir kadınsın. Sen şimdi kalkıp da senin başındaki örtü için bu ülkede özgürlük getirmiş. Hem de senin şu an siyaset yaptığın o HDP'lilere rağmen ki oya Aksor. Ya Tabii 4 gün önce 3 4 gün önce. Mecliste ne dedi? 500 yıl önceki Osmanlı 1500 yıl önceki Din eksenli toplumu referans alıyoruz. Reddediyoruz. Senin başörtünü de reddediyor. İlk gün hiçbir kelime, hiçbir cümle sarf edemedi Hüdaka'ya. Tir tir korkusundan acaba Kandil beni diskalifiye eder mi diye tek cümle açıklama yapamadı. Faruk Gergerlioğlu tek cümle açıklama yapamadı. O Oya Aksoy'u açıklamalarıyla İslam'a ve Osmanlı'ya yaptığı hakaretler sebebiyle iyi partililer çıkıp da HDP'li Oya Aksoy haddini bil diyemediler. Sonrasında işte iki gün sonraydı yanılmıyorsam. Hüdaka'ya ve Faruk Gergerlioğlu kısmen efendim tasvip etmiyoruz vesaire diyerekten bir, epey bir seviyesi, şiddeti düşük bir açıklamayla durumu kurtarmaya çalıştılar. Orada PKK'lı teröristlere böyle, İslam'a hakaret edenlere böyle saygılı, efendi, efendim, hümanist, hiçbir şekilde haddini aşmayan açıklamalar. Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gelince efendim işte geçmiş olmasın şeklinde bir açıklama. Hüda Kaya'nın açıklaması. İstediklerini söylesinler. Bizim açımızdan hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bir de kararın bir editörü vardı. O da yine e, cumartesi günü bir paylaşımda bulunmuştu. E, onu da kararcılar işine son verdiklerini söylüyorlar ama. Yani ya niye işine işine son veriyorlar ki? Ben onu da anlamıyorum. Yani sonuç itibariyle kafa zihniyet bu. Sizin zihniyet